Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, Şubat ayını bitirdik. Yılın ikinci ayı bugün sona ermiş durumda ve Mart ayına başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu analizimde ağırlıklı olarak temel konulara pek girmeyeceğim. Zira son 2 gündür zaten özellikle Powell'ın gündemi meşgul ettiğini ve onun açıklamalarına ilişkin detayları son 2 analizimde de aktarmış bulunmaktayım. Bu analizimde özellikle dolar TL'nin Mart ayına girerken ve tabii ki Viyop dolar hususunda Mart ayına girerken, Mart ayına başlarken ki bir takım detaylardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, evet temel konulara pek girmeyeceğim dedim ama yine de çok kısa bir şekilde şu hususlardan bahsetmek istiyorum. Mart ayına başlarken gündemimizde malumunuz üzere bu ayın sonunda yapılacak olan yerel seçimler bulunuyor. Seçimler için artık çok ciddi şekilde geri sayım başlamış durumda. Anketlerden gelen sonuçların değerlendirmelerine yönelik olarak bir takım haberler basında okumaktasınız, duymaktasınız. Ancak şu aşamaya kadar, şu aşamada anket bilgilerine çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini son 10 güne yaklaştığımız süreçte, son 10 günlük süreçte biraz daha belirgin bir şekilde seçim sonuçlarına ilişkin olarak piyasayı etkileyen bir tablonun söz konusu olabileceğini düşünebiliriz. Ancak bunun haricinde S-400'ler konusu halen sıcak gündemdeki yerini ciddi şekilde meşgul etmekte. Bu konuyla ilgili olarak bir çözüm arayışının söz konusu olduğunu basında okuyoruz. ABD bir taraftan Suriye'ye girmemiz konusunda S-400'ler almayacaksınız şeklinde bir dayatmasını devam ettiriyor. Bir taraftan da kulislerden yansıyan haberlere göre acaba bu S-400'ler için verilen peşinatları kurtarabilmek adına bir başka ülkeye satabilir miyiz? Hatta burada Hindistan'ın dahi adı geçmekte. Bu gibi detaylara hafta sonu analizinde yer vereceğim. Onun için şimdi tamamen teknik ve özellikle Merkez Bankası'nın Şubat vadeyi bitirirken Mart, Nisan, Haziran vadede neler yaptığı konusu üzerinde durmak istiyorum ve yeni şekillenen teknik kriterleri aktarmak istiyorum sizlere. Sevgili arkadaşlar, dün akşamki analizimde sizlere daha doğrusu hafta sonundan beri sürekli olarak bu haftanın Şubat ayının son vadesi olduğunu ve Şubat ayının son vadesi olması Merkez Bankası'nın da elinde 850 bin kontrat civarında short pozisyon taşıyor olması, bu pozisyonlarını da kapatacak olması gereği bu haftanın ilk 4 gününün yani 28 Şubat tarihine kadar ki geçecek olan sürenin dolar üzerinde bir baskı, bir stres unsurunun olması ihtimali üzerinde durmuştum. Nitekim bu baskıyı bugün de saat 15.30'a kadar hissedebileceğimizi, 15.30'dan itibaren o saatte belli olacak olan Merkez Bankası'nın gün sonu kur rakamının belli olmasıyla dayanak fiyat ve uzlaşma değerlerinin şekilleneceğini, 15.30'dan sonra biraz daha rahatlamış bir dolar-TL seyrine tanık olacağımızı vurguladım. Ve zira da saat 15.30'a kadar 5.32'ler civarında bir seyrin olduğunu gördük. 5.31-5.32 aralığında ama 5.30 aşağısına gelmek istemeyen bir görünüm hakimdi. Ve 15.30'dan sonra 16-16.30 civarı ise dolarda bir hareketlenme başladı. En son olarak da arkadaşlar 5.34 seviyesine kadar ulaşıldı. Şu anda ise 5.33-77 seviyesini göstermekteki zannediyorum bugüne ilişkin stratejimizde bir hata yapmadık gibi görünüyor. Evet değerli arkadaşlar, genel olarak tabloya baktığımız zaman dün gece Powell'ın açıklamaları sonrasında yani bu faiz indiriminin olmayabileceği, daha doğrusu faiz artışı hususunun tamamen rafa kaldırılmadığı anlamına gelecek olan bazı açıklamalar sonrasında doların özellikle Euro karşısında bir miktar değer kazanımına girdiğini ve diğer taraftan da özellikle Japon yeninin değer kaybına şahit olmuştuk. Zira Japon yenindeki değer kaybı devam ediyor. Güvenli limanlardan kaçış, biraz daha risk iştahı yüksek olan bir piyasa algısının oluşmasıyla altında da benzer şekilde bir geri çekilme yaşandı. 1313 dolar seviyesiyle günün en düşük noktalarını test etmekte. Arkadaşlar bu konudaki denklemi biliyorsunuz artık herhalde. Güvenli liman olarak Japonya'ya ve altın algılanmakta, piyasalardaki karmaşa yükseldiği zamanlarda altına ve de Japon yenine bir yönelik oluyor. Biraz olsun tansiyon düştüğü zaman ise Japon yeninde bir gerileme, altında bir gerileme, doların veya diğer emtiaların ise biraz daha değerlenme eğilimine girdiğine tanık olmaktayız. Sevgili arkadaşlar, dolar TL şu an için 5.33-75 seviyelerinden işlem görmekte.
ve şurada görmekte olduğunuz yükselen kanalımız itibariyle bu kanalımız 5.33 seviyesine yükselmiş durumda alt bandı. Yani bu kanal çizgilerini, yükselen kanal çizgilerini dikkate aldığımız zaman son 2 günde bu kanalın aşağısına bir sarkmalar oldu ama bunu zaten bekliyorduk. Hafta sonundaki analizde özellikle vurgulamıştım. 5.30 aşağısına küçük sarkmalar olabilir ama bu destek muhafaza edilmek istenecektir diye. Zira şu anda tekrar bu kanalın üzerine çıkma eğilimini görmekteyiz. Kanalın üst bandı olarak arkadaşlar 5.42-5.43 seviyesini görmekteyiz. O halde 5.33 seviyesi üzerinde kalındıkça ana hedefin 5.42-5.43 bölgesi olabileceğini dikkate alabiliriz teknik kriterler itibariyle tabii ki. Şimdi arkadaşlar şu anki tablo itibariyle henüz piyasalar kapanmadı. Daha doğrusu gece 24 itibariyle günlük grafiğimiz tam anlamıyla şekilleniyor ve yarına yönelik pivot verilerini ancak o zaman sizlere net olarak aktarabiliyorum. Ama şu anki tabloya bakarak 5.33 seviyesinin, zira burada da yükselen trend desteğimizde de gördüğümüz gibi pivot seviyesi konumunda olduğunu görmekteyiz. Piyasa açık olduğu için arkadaşlar bu rakamları da analiz yaparken zaman zaman değişiklikler yaşadığını göreceksiniz. Bunlar sizi aldatmasın. Şu an piyasa açık olması nedeniyle bu değişimleri görmektesiniz. 5.33 seviyesini pivot seviyesi olarak kabul ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettikçe 5.35'in ilk önemli direnç olarak karşımıza çıkabileceğini, bu direncin açılması durumunda ise 5.36-28 ve 5.38-56'ya doğru bir hareketlenme olasılığının mümkün olabileceğini pivot verilerimiz itibariyle görebiliyoruz. Arkadaşlar son analizlerinde de belirtmiş olduğum üzere Merkez Bankası'nın ve özellikle vade sonu baskısının sona ermesiyle birlikte dolar TL'de bir rahatlamanın olabileceğini ve biraz daha yukarıya gitmek hususunda istekli ve o geçtiğimiz hafta geçemediğimiz 5.35 direncini aşabilmek hususunda biraz daha istekli ve niyetli olabileceğini düşünebileceğimizi ifade etmiştim. Zira yarın 1 Mart tarihi haftanın son günü, dolayısıyla yarın da dolar TL'nin güçlü bir seyir içerisinde olma ihtimalini önemsiyorum. Önümüzdeki haftanın da ilk birkaç gününde yine dolar TL'de bir hareketli görünümün, yukarı yönlü bir hareketli görünümün olabilme olasılığını, 5.35-5.37 direnç bölgesini biraz daha kararlı bir şekilde zorlamak ve hatta bu seviyeyi aşmak suretiyle 5.38-5.40 bandına kadar, eğer yurt dışı koşullarının da destek verebilmesi durumunda, yurt dışında da doların değerlenmesi gibi bir eğilimin söz konusu olması durumunda şu üst banda kadar bir yukarı atağın yaşanabilme olasılığını önümüzdeki 3-5 gün içerisinde olabilir kanaatindeyim. Bu tamamıyla benim şahsi görüşümdür. Asla bir yatırım danışmanlığı vesaire vesaire şeklinde algılanmamalı. Bu tür durumların biliyorsunuz aracı kurumlar ve yetkili kurumlar tarafından ancak belli bir yatırım danışmanlığı sözleşmesi eşliğinde yapılabildiğini sanıyorum ki herkes biliyordur ama ben burada sadece şahsi düşünce ve kanaatlerimi kendi bakış açıma göre aktarmaya çalışıyorum. Sizler de bundan istifade etmeye çalışabilirsiniz veya farklı yorumlarla birlikte değerlendirmek kaydıyla kendi bütçenize ve bakış açınıza doğru bir karar verebileceksinizdir tabii ki. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak yarına yönelik olarak teknik durumu bu şekilde ifade ettik. Bir de haftalık görünüme bakalım isterseniz. Bunu da hatırlatmış olayım ben bir kez daha. Haftalık olarak arkadaşlar, yani bu hafta için geçerli olan, içinde bulunduğumuz hafta için geçerli olan değerlerimiz 5.31-50 seviyesinin üzerinde kalınmak koşuluyla 5.35-50'nin ardından 5.38 ve sonrasında ise 5.42 seviyesinin gündemde olabileceğini hafta başında ifade etmiştim. Dediğim gibi yarın 5.35-5.37 bölgesinin zorlanması ihtimali vardır. Ancak belki pazartesi, salı bu atağın yaşanması söz konusu olabilir. Ancak biz ister yarın olsun ister önümüzdeki süreçte olsun hiç önemli değil. Bilmemiz gereken teknik seviyeleri bilelim arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta zorladığımız ve aşamadığımız 5.35 direncinin bu yarın ve önümüzdeki 1-2 gün içinde biraz daha kararlı bir şekilde zorlanması, buranın açılmasının akabinde ise 5.38'ler, 5.38-50'lere kadar bir hareketliliğin yaşanabilmesi, buranın da geçilmesi durumunda, zira en önemlisi 5.35'in destek olarak algılanması şartıyla 5.42-5.43 seviyelerine kadar yükseliş eğilimi mümkün olabilir görünüyor teknik kriterlerimiz itibariyle. Şimdi arkadaşlar gelelim bir de Merkez Bankası'nın, daha doğrusu Merkez Bankası'na gelmeden isterseniz bir de yeni başlayacağımız Mart vadenin değerlerini ben sizlere aktarayım.
Mart vadeye için de kısa bir analiz yaptıktan sonra Merkez Bankası konusuna geçelim. Arkadaşlar görmekte olduğunuz grafiğimiz Mart vadeyi ifade etmekte. Şubat vademiz kapandı artık. Dolar VIOP kontratları için Mart vadede yine bir kanal oluşumu içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bu kanalın 5.37-14 seviyesinde bir alt bandının oluştuğunu, bu seviyenin destek olarak long pozisyonlar adına, yükselişin devamı adına bir destek olarak kabul edilmesinin önemli olabileceğini ifade etmekteyim. Kanalımızın üst bandı ise arkadaşlar 5.54-5.55 seviyesini göstermekte. Şayet bu kanal devam ederse, yani bu yükseliş eğilimi devam ederse 5.54 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yukarı hareket söz konusu olabilir imiş. Tabii ki bu durum teknik kriterler kadar yurt dışındaki gelişmeleri de yakından takip etmekle ancak olabilecek bir durumdur. 1-2 günde bu seviyelere kadar ulaşması veya kesin olarak ulaşacağını söylemek elbette ki mümkün olamayacaktır. Sevgili arkadaşlar, bugün itibariyle 5.39.70 seviyesinden kapandı Mart vadeli VIOP kontratlarımız, VIOP dolar kontratlarımız. 5.39.70 seviyesi ve pivot seviyemiz 5.39.48. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapanmış olması ve kapanıştan sonra USD TRY'nin 5.34 atağını yaşamış olmasını dikkate aldığımız zaman yarın için VIOP kontratlarının olumlu bir şekilde yukarı eğilimde güne başlaması beklenebilir. 5.40.54 yani 5.45-5.41 aralığını, 5.40'lar şurada görmekte olduğunuz 5.41 bölgesini kolaylıkla test edebileceğini düşünebiliriz. Buranın da aşılması durumunda ise 5.42-22 seviyesinin ön planda olabileceğini görebiliyoruz. Ancak sevgili arkadaşlar, bir de haftalık bazda bakmakta önemli olduğunu görüyorum. Çünkü Mart vade bugün çok fazla bir marjda hareket etmediği için pivot değerleri de çok doğru sonuçları yansıtmayabilir. Zira bugün Şubat vadeden kapanışlar artı Mart vadeye yönelik bir yeni pozisyonlar açılması hususundaki çabalar bazı dengeleri bozabiliyor. Dolayısıyla haftalık bazda bakmak birazcık daha anlamlı olacaktır kanaatindeyim. Bu hafta için geçerli olacak şekilde arkadaşlar değerlerimize baktığımız zaman 5.40 seviyesinin evet 5.41 seviyesinin bir pivot seviyesi özelliğinde olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde aşılması durumunda, bu seviyenin geçilerek destek yapılması durumunda 5.44 ardından 5.46 ve ardından da 5.48 seviyesine doğru bir hareketlilik yaşanma olasılığı gündemde olabilirmiş. Tabii ki bu haftalık grafiğimiz sadece yarını yansıtacaktır. Çünkü yarından sonra yarın haftanın kapanmasıyla birlikte önümüzdeki hafta için yeni değerler oluşacaktır. Bizim bu aşamada özellikle dikkat etmemiz gereken kriterler 5.42-5.43 bölgesi ve sonrasında ise 5.46 bölgesi olarak söylenebilir VIOP kontratları için. Değerli arkadaşlar, dedik ki vade sonu geldi ve Merkez Bankası pozisyonlarını kapattı. Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın kapatmış olduğu pozisyonlar içerisinde, daha doğrusu kapanan pozisyonları içerisinde konuya baktığımız zaman Merkez Bankası'nın 850 bin kontrat civarında pozisyonu olduğunu biliyoruz. Bunu daha önce sizlere izah etmiştim ve bu kontratlar bugünkü uzlaşma fiyatı üzerinden kapanmış oldu. Ancak Merkez Bankası bu pozisyonlarının kapanmasını müteakip olarak ne yaptı sorumuza bir yanıt alamamız gerekiyor. Evet, bu pozisyonlar kapandı ama Merkez Bankası Mart, Nisan ve de Haziran ayı kontratlarında ekstra işlemler yaptı. Ne yaptı arkadaşlar? Öncelikle Merkez Bankası'nın Mart kontratları itibariyle genel olarak elinde bulundurmuş olduğu kontrat miktarının 392 bin kontrat seviyesine ulaştığını görmekteyiz. Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın Mart kontratlarında bugün yaptığı işlemlere baktığımız zaman, az önce ifade etmiş olduğum durum buydu arkadaşlar. Şubat vadeli kontratların tamamıyla kapandığını ve 848 bin kontratın artık şu anda gündemde olmadığını görüyoruz. Bu tablomuzdan ayrılabiliriz. Şimdi arkadaşlar, Mart vade itibariyle Merkez Bankası bugün ne yaptı konusuna bir bakalım. Merkez Bankası arkadaşlar 850 bin kontrat civarındaki Şubat vadeli kontratların kapanmasının ardından Mart vadede bugün itibariyle 79.751 yaklaşık 80 bin kontratlık pozisyon açmış.
Yani oradaki kontratların kapanması sonrasında yine boş durmamış ve 79 bin kontrat civarında ekstra pozisyonu sadece ve sadece bir günde, yani bugün itibariyle açmış durumda. Ve bu kontratlarının ardından Merkez Bankası'nın Mart vadede 392 bin yaklaşık 400 bin kontrata ulaştığını görmekteyiz. Merkez Bankası'nın Mart ayındaki kontrat sayısının Nisan kontratlarına göre daha az olduğunu sizlere vurgulamıştım. Bunun sebebinin ise Merkez Bankası'nın Mart vadedeki kontratlarındaki maliyetlerinin birazcık düşük kaldığını ifade etmiştim. Zira şu anki uzlaşma fiyatını 5.39.50 olarak görmekteyiz Mart vadede. Ama Merkez Bankası'nın maliyetleri Mart vade itibariyle bu seviyelere çok yakın olmakta. Belki de bu civarlardaki maliyetleri nedeniyle bir zarar etme endişesiyle Mart ayına çok fazla ağırlık vermemiş olabilir diye tahmin ediyoruz. Arkadaşlar gelelim Nisan vadeye. Nisan vadedeki durum ise biraz daha farklı görünmekte. Nisan vadede bugün itibariyle Merkez Bankası'nın 221 bin kontrat short pozisyon açtığını görüyoruz. Sadece ve sadece 28 Şubat tarihi itibariyle bugün itibariyle açmış olduğu kontrat sayısı 221 bin. Arkadaşlar Mart vadede 75-77 bin civarında kontrat açarken bir manada ağırlığını Nisan vadeye vermiş olması gerçekten dikkat çekici. Sürekli vurguluyorum. Nisan vade seçimlerden sonraki ilk vadedir. Bu sebepten ötürü acaba bu tamamıyla bir acabadır, tamamıyla bir beyin jimnastiği olarak sormaktayım kendi kendime. Merkez Bankası Nisan vadeye bu kadar yükleniyorsa seçimlerden sonra dolar TL'de önemli bir volatilite, önemli bir hareketlilik, dalgalanma olabilir şeklindeki bir endişesi bulunuyor da bu nedenle mi Nisan vadeye biraz daha fazla ağırlık veriyor diye düşünüyorum. Tabii ki niyetini net olarak bilmem mümkün değil. Bu konuda bir ahkam kesmem mümkün değildir ama çok bariz bir durum var ki Merkez Bankası günlerdir Nisan vadeye biraz daha önem vermekte. Bugün de Şubat vadeden kapattığı pozisyonların ardından 221 bin kontrat gibi önemli bir miktarda pozisyon açmasını oldukça kayda değer görmekteyim. Ve arkadaşlar Nisan vadede Merkez Bankası'nın 965 bin kontrata ulaştığını, yani 1 milyona çok yakın bir seviyede olduğunu ve henüz Nisan vadenin sonuna kadar da 2 aylık bir sürecimizin bulunduğunu dikkate aldığımız zaman bu oranın biraz daha yükselme olasılığı var görünmekte. Arkadaşlar bu arada Merkez Bankası Haziran vadeli işlemlere de başlamış durumda. Haziran vadeli kontratlarda da short pozisyon açma eğilimine girmiş durumda. Haziran vadeli kontratlarda ise Merkez Bankası'nın şu ana kadar biriktirmiş olduğu short pozisyon sayısının da 231 bin, 232 bin civarında olduğunu görüyoruz. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şu ki Merkez Bankası yaklaşık 850 bin kontrat civarında Şubat kontratlarını kapattıktan sonra bu miktara yakın seviyelerde Mart, Nisan ve de Haziran vadede pozisyon açma ihtiyacını, gereğini hissetmiş görülmekte. Sevgili arkadaşlar, Dolar TL ve Viyop Dolar'la ilgili olarak şu an söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Mart ayına yeni girmekteyiz ve Mart ayının ilk günleri itibariyle Dolar TL'de bir miktar hareketliliğin olma olasılığını güçlü görmekteyim. Teknik seviyeleri biraz önce sizlere izah ettim. Hafta sonu çok daha ayrıntılı bir şekilde seçim sürecine yönelik olarak önümüzdeki bir aylık takvimdeki seyrin nasıl olabileceğini ve burada hangi kritik seviyelere daha özel kıymetler ve değerler vermemiz gerektiğini biraz daha detaylandırmak kaydıyla anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Efendim şimdilik iyi akşamlar, hoşça kalınız diyorum. Sağlıcakla kalınız.